Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde, bakın Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde, Allah kıyamet günü diyor onların yüzüne bakmaz, onlar da diyor asla cennete giremezler. Kimler? Bir, sürekli çekirdeği içki içenler. Sürekli içki içenler. Suyu, ayranı kendine helal kıldığı, meşru kıldığı gibi içkiyi kendine helal kılanlar. İki, anne ve babasına asi olan evlat diyor. Onlara iyi davranmayan, gayri meşru ilişkiler değil, meşru sınırlar içerisinde onların haklarını vermeyen bir evlat diyor Resulullah Aleyhisselam. Allah yüzüne de bakmayacak, onları diyor cennete koymayacak. Sonra üç, çok kısa bir tabir kullanıyor. Ne? Diyor ki deyyus diyor Resulullah Aleyhisselam. Deyyus. Ne demek deyyus? Hadi gidelim ikinci hadise. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kesinlikle diyor onlara diyor cennet haram kılınmıştır. Kime? Yine aynı hadisi sayıyor. Ama bu sefer deyyusu açıyor. Hanımının iffetsizliğini, hanımının hafifliğini, edepsizliğini veya hayasızlığını kıskanmayan erkektir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki başka bir hadisinde de onlar diyor asla cennete giremeyecekler. Allahu Ekber. Ya siz bırakın zani bir kadınla evlenmeyi. Kocası ticaretteyken öğlenleri fuhşa giden bir kadın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çok affınıza sığınırım sözüm meclisten dışarı ama kadınlarını böyle affedersiniz bir meyve gibi soyup da sahillere götüren kişilere sesleniyor ha. Cuma namazlarına giden, bayram namazlarında ön saflarda duran, teravihin ilk günlerinde cemaatin içerisinde olup da Kadir gecesinde tekrar geri gelen ama sahillerde hanımını açan, düğün salonlarında şıngır şıngır kadınlarını oynatan, oynatmaya müsaade eden, sokaklarda kıvırta kıvırta karınlarını yürüten, ya kocacığım ben haya ediyorum bu elbiseyi giymekten dediği halde olur mu bu modern çağda benim ailemin, kültürün, ahlakın olduğu böyle bir yapıda sen nasıl böyle bir elbise giyersin, açılman lazım diyen adama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Açmaya çalışana, açılmak isteyen kadını serbest bırakana, erkeklerin içerisinde çok rahat olanı, Allah muhafaza iş yerlerini siz görüyorsunuz Müslümanlar. Bu tür insanlara Resulullah'ın verdiği cevap bu. Allah-u Teala sizi, neslimizi, bizi böyle bir duruma düşmekten korusun. Amin. Resulullah Aleyhisselam diyor ki onlar diyor asla cennete giremeyeceklerdir. Ebediyen mi? Değil. Hani hadis korkutma amaçlı bu fiilin ne kadar çirkin olduğunu gösterme adına bu hitabı kullanmıştır. Ama ne olursa olsun ağır bir sözdür Müslümanlar.